Evet arkadaşlar dersimizin üçüncüsündeyiz. Yani sinapslarda impuls üretimi soru bankalarında kesinlikle soru olan bir kısım arkadaşlar burası. Ve soru bankalarında soru soruluyor ama bence biraz detay ve çok fazla üzerinde durulmadığını düşünüyorum. Ama şu an biz bu konuyu halledeceğiz ve bu dersi dinleyen kaç kişi varsa abi biz bunu anladık diyeceksiniz. Öncelikle hemen bir reklam değil demek istemiyorum ama reklam arkadaşlar tamamen el yazılı olan bu defterimden bütün konular boyunca bundan ilerleyeceğiz sistemler için. Onun dışında ise arkadaşlar komünite popülasyon kısmını zaten pdf olarak paylaşacağım. Sistemleri de yine paylaşıyorum. Gönlü bol bir insanız sonuçta. Velhasılı kelam 3. ders yani sinapslarda impuls iletimiyle başlıyoruz. Şimdi hemen tabi tabletimi bağlamamışım o heyecanla da şimdi bağlayıverdim. <laughs> Yapacak bir şey yok. Şimdi sinapslarda impuls iletimi. Öncelikle kanka sinaps nerede bulunuyor bir onu bilelim ya da sinaps ne onu bilelim. Hemen bir defter sayfası açalım arkadaşlar. Şimdi bakın sinaps nerede bulunuyor biliyor musunuz? Şimdi diyelim ki kanka şu senin sinir hücren şu sinir hücresi bak şu sinir hücresinin şu uç kısımlarına bulunan yapıya biz ne diyorduk? İşte akson ucu da diyebilirdin sen buna sinaptik uç da diyebilirdin hiçbir problem yok. Bak şu akson ucu başka bir sinir hücresinin dendriti ile birleşebilir. Hah işte şuraya bir sinaps diyoruz ya da bu akson ucu bir kas e, hücresiyle birleşebilir ya da bu akson ucu başka bir bez ile birleşebilir işte bir endokrin bez ile birleşebilir ya da bir reseptörle birleşebilir gibi yani öncesi de reseptör var daha doğrusu şimdi onlara bir tek tek bakalım bak diyor ki sinapslar aksonun sinaptik ucu herhangi bir sinir hücresiyle doku veya organ kas ya da salgı bezi kanka hiç fark etmiyor bağlantı noktalarına sinaps adını veriyoruz biz sinapslar nöronla nöron arasında Nöronla reseptör arasında nöron ile kas arasında ve bir de nöron ile bez arasında bulunabiliyormuş bu sinapslar. Şimdi şu gördüğünüz görsel sinapslarda impuls iletimini temsil eden birçok yerde de karşınıza çıkacak. Map kitabında da hemen açtım. Bak map kitabında da nasıl göstermiş? Şu şekilde göstermiş. Yine zilimiz çalmış olabilir umarım duymamışsınızdır. Şimdi bak map kitabında ne yapmış? Bir tane sinir hücresini vermiş. Şöyle göstereyim bak. Şu gördüğün bir tane sinir hücresi, şu da bir diğer sinir hücresi. İki sinir hücresinin bağlantı noktasını bu araya biz ne adını vermiş? sinaps adını vermiş. Bak ondan sonra onu da burada göstermiş. Tamam mı? Şimdi biz buna detaylı olarak ince ince bakacağız arkadaşlar. Öncelikle şöyle bir görselimize bakın. Bak aslında bu bana şunu söylüyor hocam. Bu bir sinir hücresinin akson ucu. Şu da diğer sinir hücresinin dendriti. Bak bu akson ucu sinir hücresinin dendritinin açılımı burası. Şu A sinir hücresi olsun, şu da B sinir hücresi olsun. Bakın. Şu gördüğünüz yer yani şurası yeşil kalemi alıyorum. Şurası A sinir hücresinin aksonucu. Şurası ise B sinir hücresinin dendritiymiş bak tamam mı? Şimdi A sinir hücresinin aksonucunda ne var? Bak şimdi mitokondri var. Onun dışında bakın şu üzerinden şu an yeşille gittiğim ney? Bu sinir hücresinin hücre zarı. Sinaptik keseler var ve bu sinaptik keselerin içerisinde nörotransmitter maddeler var. Bu nörotransmitter maddeler zaten burada iletimin bana kimyasal olduğunu gösteren onun dışında bakın akson ucundan şimdi uyarı gelecek oraya gidecek falan filan. Şurası da B sinir hücresiydi. Burası da B sinir hücresinin reseptörü. Burası da B sinir hücresinin hücre zarı. Buraya kadar tamamız. Şimdi öncelikle bakın biyolojide olaylar domino taşı misali ilerleyebiliyor. Yani bir olay başka bir olaya neden oluyor. Hani tarihte bir olayın sonucu diğerinin başlangıcı gibi bir durum var ya burada da aslında söz konusu. Bir şey oluyor o olan şey de başka bir şeyi tetikliyor yani tamam mı? Öncelikle buraları bir tek tek tanıyacak olursak bir iki sinir hücresi arasındaki boşluğa ben ne diyormuşum? Sinaptik boşluk adını veriyorum. Nöronların akson ucuna sinaptik yumru denir. Bakın akson ucuna sinaptik yumru diyoruz. Sinaptik uç dediğimiz kısım var ya orası. Sinaptik yumru içerisinde mitokondri ve sinaptik kese var. Sinaptik kesenin içerisinde ne vardı? Nörotransmitter yani kimyasal maddeler var. Kim bu nörotransmitter maddeler? Asetilkolin, serotonin, dopamin, histamin, adrenalin ve nöradrenalin. Bunlar bizim Nelerimiz sevgili arkadaşlar? Bunlar bizim nörotransmitter maddelerimiz ama ekstra olarak adrenalin ve nöroadrenalin'e bir başlık açmak istiyorum. Adrenalin ve nöradrenalin nörotransmitter madde olmalarının yanı sıra aynı zamanda da arkadaşlar hormon olarak da salgılanan iki moleküldür. Tekrar ediyorum hem nörotransmitter madde olarak salgılanıyorlar hem de hormon bunlar arkadaşlar. İki hormon olarak salgılanıyorlar. Şimdi Konunun devamına geldim. Şimdi konunun devamına gelirken burada sizi çizerek de anlatacağım aslında. Şimdi bak az önce size ne dedim? Şurası bizim aksonucumuz tamam mı? Şimdi benim amacım bu A sinir hücresindeki uyarıyı kime iletmek abi? B sinir hücresine iletmek. Burası da B sinir hücresi. Burası A sinir hücresinin arkadaşlar yazı çıkıyor mu diye bakıyorum aksonucu. Burası da B sinir hücresinin dendriti. Tamam mıyız buraya kadar? Şimdi benim amacım şu. A sinir hücresine gelen uyarıyı abi ben ne yapacağım? B sinir hücresine ileteceğim. Buraya kadar okey. Şimdi bir numaralı olay ilk önce olması gereken şey şu. A sinir hücresine bir uyarının impulsun gelmesi lazım bak tek tek adım adım gideceğim impuls akson ucuna geldiğinde sinaptik yumrunun kalsiyum geçirgenliği artar ve kalsiyumlar hücre içerisine difizyonla geçer arkadaşlar ben arada bir böyle kalkacağım çünkü bacağımdan zamanla ameliyatta olduğum için sürekli aynı pozisyonda oturamıyorum şekil değişikliğine girmem lazım özür dilerim şimdi devam ediyorum bak öncelikle benim A sinir hücresinin ucuna ne gelmesi lazım uyarı gelmesi lazım. Şimdi bak A sinir yanlış yere gittik. Tamamen yanlış yere gittik. El alışkanlığı. Bunlar benim sonra çıkacak kitabımın notları arkadaşlar. Henüz hazırlanma aşamasında. Evet. Şimdi şuradan devam edelim. Şimdi bak. Bir. A sinir hücresinden bana ne gelmesi lazım? Uyarı gelmesi lazım. Şimdi uyarı geldi uyarı gelmesiyle beraber ikinci olay şu diyor ki A sinir hücresinin A sinir hücresinin kalsiyum geçirgenliği artar ve hücrenin içerisine kalsiyumlar giriş yapar. Yani A sinir hücresine uyarı geliyormuş. Hücrenin uyarı gelmesiyle hücrenin e, hücre zarının kalsiyum geçirgenliği artıyor ve kalsiyumlar difüzyonla A sinir hücresinin içine giriyorlar. Okey. Ve şimdi Uyarı geldi, uyarı gelmişse kalsiyumlar girdi. O zaman kalsiyumlar da başka bir şeye neden olacaklar. Kalsiyumlar da buranın içerisindeki sinaptik keseler var ya, onları titreştirecek arkadaşlar. O titreşimle beraber bu sinaptik keseler kalsiyumla beraber titreyecekler ve gelip hücre zarına ne yapacaklar? Kaynaşacaklar arkadaşlar. Şimdi tekrar ediyorum. Bir uyarı geldi uyarı gelmesiyle kalsiyum geçirgenliği arttı. Kalsiyumlar hücre içerisine girdi. difüzyonla enerji harcamadı. Kalsiyumlar gidip sinaptik keseyi uyardı. Sinaptik keseler hücre zarına yapıştı. Ve sinaptik keselerin içerisindeki nörotransmitter maddeler egzostozla beraber şu aradaki sinaptik boşluğa dökülecekler. Tekrarlı gidiyoruz. Bir uyarılar geldi. Uyarı geldi aksonucundan. Kalsiyumlar e, hücre zarından içeriye difüzyonla girdi. Enerji harcanmadı. Sinaptik keseler kalsiyumun etkisiyle sinaptik yumru ile yani hücre zarıyla asin hücresinin zarıyla kaynaştı. Sinaptik yumru dediğimiz kısımla. Sinaptik keseden egzositozla nörotransmitter maddeler sinaptik boşluğa döküldü şimdi burada bekliyoruz bunların hepsi A sinir hücresinde olan şeyler Şimdi devamına bakıyorum Artık buradan sonra ne olacak bak Buraya dökülen Arkadaşlar şu boşluğa dökülen nörotransmitter maddeler Şurası B sinir hücresinin neleriydi Reseptörleriydi değil mi Bu nörotransmitter maddeler gelecek B sinir hücresinin reseptörüne tutunacak. Şunu sakın unutmayın. Ekzositozla boşluğa dökülen nörotransmitter maddeler de enerji harcandı ama bunlar B sinir hücresinin içine girmeyecekler arkadaşlar. Oradaki reseptöre tutunacaklar. Reseptöre tutunmasıyla birlikte yani buraya tutunmadan önce henüz uyarı gelmemişti. Burası ne halindeydi? Polarize durumdaydı. Değil mi? Evet. Ne zamanki nörotransmitterler reseptörü tutundu artık burası depolarize olacak doğru mu? Yani hücrenin içerisine kim girmeye başlayacak? Sodyumlar girmeye başlayacak arkadaşlar ve uyarı an itibariyle iletilmiş oldu. Şimdi buradan bir devam edelim. Diyor ki nörotransmitter maddeler diğer sinir hücresinin yani B sinir hücresinin reseptörüne bağlanır. Bağlandı Sinir hücresinin zar geçirgenliği artar ve hücre içerisine sodyum girişi sağlanır. Böylece hücre uyarıyı alır ve depolarizasyona neden olur. Artık amacım hücreyi uyarmak değil miydi? Evet hücreyi uyardım ve bitti. Artık benim bu uyarıyı kesmem gerekiyor. Diyor ki impuls iletimi bittikten sonra sinaptik boşlukta bulunan nörotransmitter maddeler enzimler tarafından ya parçalanacak o boşluktaki nörotransmitter maddeler ya da geldikleri hücreye geri dönecekler arkadaşlar. Böylece ben ne yapacağım? B sinir hücresini uyarmak istediğim kadar uyardım. Artık uyarıyı kesmek için de bu işlemleri yapacağım. Şimdi repeat after me. Uyarı gelecek A sinir hücresine. Uyarı gelmesiyle kalsiyumlar hücre zarından içeriye girecek. difüzyonla enerji harcamayacak. Kalsiyumlar içeri girince sinaptik kese sinaptik yumruyla yani hücre zarıyla kaynaşacak. Sinaptik kesenin içerisindeki nörotransmitter maddeler egzositozda boşluğa dökülecek. Boşluğa dökülen nörotransmitter maddeler gidecek B sinir hücresinin reseptörüne tutunacak. B sinir hücresinin reseptörüne tutunmasıyla beraber B sinir hücresi depolarize olacak yani artık uyarılmış olacak ve hücre içerisinde sodyumlar difüzyonla girecek ve enerji harcanmayacak. Amacım B sinir hücresine uyarıyı iletmekti. Artık ben bu uyarının kesilmesini istiyorum. Eğer uyarılmaya devam ederse fazladan enerji harcamış olacağım. Değil mi? Uyarıyı kesmek için de iki tane e, olay olacak. Bir ya boşluktaki egzostozla dökülen nörotransmitter maddeler enzimlerle parçalanacak. Ya da nörotransmitter maddeler geldikleri hücreye geri dönecekler ve böylece uyarı kesilmiş olacak diyoruz arkadaşlar. Şimdi sinir hücresinde bazı seçici direnç, kolaylaştırıcı direnç ve e, durdurucu direnç dediğimiz olaylar var. Bir, seçici direnç impulslar seçilir ve gerekli olmayan yerlere gönderilmez. Böylece enerjiden tasarruf sağlanır. Seçici direnç bu. istenilen yerin uyarılması. Kolaylaştırıcı direnç ise iletimi kolaylaştıracak. Yani Salgılanan nörotransmitter maddeler bir sonraki nöronun geçişini kolaylaştırır uyartı iletiminin geçişini. Bir de durdurucu sinaps var. Bu da gerekli olan nöronlar dışında geçiş engellenir. Bu da yine enerjiden ve zamandan tasarruf sağlanmış olur. Birkaç tane notumuzla beraber artık konunun sonuna geliyoruz arkadaşlar. Şimdi diyor ki sinapslarda iletim kimyasal yolla olur ama nöronlarda iletim Elektro çok özür diliyorum nöronlarda iletim elektrokimyasal yöntemle oluyordu dendritten hücre gövdesinden aksona şu gördüğünüz birinci e, e, nöron diyelim tamam mı sonra bak burada sinaps yapıyor. Şu gördüğünüz ikinci kısımda şurası da ikinci nöron. Sonra dendrit hücre gövdesi, akson diye bakın buradan aksondan dendrite doğru olduğu için sinapslarda iletim aksondan dendrite doğru olur diyoruz. Devam ediyorum. Bir impulsun sinapsı geçerse bunu izleyen diğerlerinin geçişi kolay olur. Zaten kolaylaştırıcı sinaps dediğimiz bir durum vardı. Sinaps sayısının artması impuls hedef organa iletilmesini uzatır çünkü kimyasal iletim elektrokimyasal iletime göre daha yavaş ilerlediği için Sinaps sayısının artması olayın ya da e, impulsun ulaşma hızını düşürecektir diyoruz ve konuyu burada bitiriyoruz arkadaşlar. Evet beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Umarım çok fazla keyif alırsınız. Umarım bundan sonra hep birlikte devam ederiz. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve arkadaşlarınıza duyurmayı unutmayın. hoşça kalın biyosentezle kalın. Dertleriniz değil netleriniz artsın arkadaşlar.